Evet sevgili seyirciler, bildiğiniz üzere düşüncede yolculuktan düşünce okuluna doğru tekamül ettik. Her hafta cuma günleri düşünce okulumuz var. Sizler de kayıt olabilirsiniz. Kayıtlarınızı bekliyorum. Düşünce okulunda bugün sözün gücünü konuşacağız. Ya da bir yerde konuşurken o sözün yankılarının nasıl oluştuğunu konuşacağız. Tabii herkes konuşur, ağız olan konuşur. Ama her sözün ağırlığı aynı oranda değildir. Sözün gücü o söyleyenin kimliğinden de alır. O söyleyen kişinin kimliğinin güçlü olması, güçlü bir kimlikle söylüyor olması, o sözün de etki alanının yüksekliğini gösterir. Dolayısıyla bir sözü kim söylüyor, bu çok önemli. Bugün düşünce okulunda sözün gücünü konuşacağız. Ve bunun yanında güçlü bir söylemde bulunabilmek için kendimize nasıl donatmamız gerektiğine bakacağız. Düşünce okulu her hafta cuma akşamları. Kayıtlarınızı bekliyorum. Bir söz söylüyorsunuz. Ağzınızdan çıkan bu sözün etraflardaki yankıması, yankılanması var. Kimisi öyle çok bağıra bağıra konuşuyor ama sesini fazla duyuramıyor. Kimisi şöyle küçük ve sessiz bir şekilde fısıltıyla neredeyse söylüyor ama müthiş bir etki alanı oluyor. Ne oluyor da sesin gücü ortaya çıkıyor? Ya da etkileşim alanının güçlü olmasının altında yatan şey ne? Örnek vermek istiyorum. Şu anda yolda gidiyoruz. Ve dedik ki bu taşın burada ne iş var? Bunu ben dediğim zaman fazla bir etkisi olmuyor. Bu taşın burada ne iş var? Çok basit, sıradan bir şey. Fakat bu sözü bir belediye başkanı söylediği zaman çok çok daha farklı bir etkileşim oluyor. Ya da bu sözü bir vali söylediği zaman çok daha başka bir etkileşim oluyor. Sıradan bir yolcu söylediği zaman başka bir etkileşim oluyor. Ya da bir oranın o sokağın temizlikçisi ise başka bir etkileşim oluyor. Ama bir belediye başkanı, bir vali söylediği zaman ise çok çok daha başka bir etkileşim oluyor. Söz aynı söz ama farklı kişilerden bu söz ortaya çıktığında ise etkileşim de farklı oluyor. Neden benim söylediğim sözle, bu taşın burada ne işi var sözüyle bir belediye başkanının bu taşın burada ne işi var diye söylemesi arasındaki fark nereden geliyor? Ya da bir cumhurbaşkanının ya da bir kralın söylediği zaman, bu taşın burada ne iş var diye söylediği zaman etkileşim çok çok daha farklı. Neden farklı oluyor bunlar? Elbette ki bir yerde bir şey niye olduğunu ya bu taşın burada ne iş var sözünü bir kralın söylemesiyle benim söylemem arasında fark var etkileşim açısından. Sözün gücü. Sözün gücü demek ki bu sözü kimin söylediğiyle de orantılı bir şey. Kimden çıkıyor bu söz? Sözün kendisi var bir etkileşim alanında. Bir de bu sözün kimden çıktığının da bir etkileşim alanı var. Mesela birisine diyorsunuz ki öleceksin bak böyle yapma. Hiçbir etkileşim alanı yok. Ama bir doktor söylediği zaman bak öleceksin böyle yapma. O zaman başka bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla sözü söyleyenin kimliği sözün üzerinde bir güçlü bir etkileşim alanı var. O zaman ne oluyor da insanda bilinçaltında neler oluyor da o söz o şey güçlü oluyor. Güzel bir soru. Şimdi
Sözümüzün güçlü olması için cevap veriyorum tabii. Sözümüzün güçlü olması için ilk önce o konuyu, hangi konuyla alakalıysa o konuyu iyice bilmiş olmamız lazım. O konuyu bilmiş olmak lazım. Bilmek yetmiyor. O konuyu hayatımıza taşıyor olmamız lazım. Ya da o konuyla alakalı üzerimizde bir hayati sorumluluk olması lazım. Daha sonra o sorumluluk oranında da sözünün gücü oluyor. Bu taşın burada ne işi var? Sözü bir sokağı temizleyen bir temizlik görevlinin sorumluluğuyla bir belediye başkanının sorumluluğu farklı olduğu için belediye başkanının söylediği o söz, bu taşın burada ne işi var sözü bir temizlik işçisinin söylediğinden çok çok daha güçlü. Bu neyle alakalı? Yüklendiği sorumlulukla alakalı. Bir yerde sözümüzün güçlü olmasını istiyorsak orada aldığımız sorumluluklara dikkat etmemiz lazım. Hangi oranda sorumluluk aldık? Aldığımız sorumluluk ne kadar? Omuzlarımdaki yük ne kadar? O oranda söylediğimiz söz güçlü olur. Eğer omuzlarımıza hiçbir yük almamışsak, hiçbir yükümüz yoksa istediğinizi konuşun ama hiçbir sorumluluğunuz, hiçbir ağırlığı olmaz. Dolayısıyla herhangi bir konuda herhangi bir şey söylemek için bir, kimsin, kimliğin ne? Yani doktor musun, temizlikçi misin, belediye başkanı mısın, cumhurbaşkanı mısın, kral mısın, kraliçe misin ya da bir işçi misin? Yani bu o hayattaki konumun nedir? Bunun bir farkında varman gerekir. İki, bu hayatta aldığın yükün farkına varman gerekir. Ve aldığın, omuzlarına aldığın yük kadar sözünün de gücü olur. Eğer sırtına hiçbir yük almamışsan sözünün de gücü maalesef olmaz. Buradan bizim çokça yaptığımız o eleştirenler var ya, bu eleştirenlere söylüyorum aslında bu sözümü. Adam hiçbir sorumluluk almamış, böyle bol kesilen eleştiriyor. Hiçbir değeri yok. Hiçbir önemi yok. Bir konuda eleştiri yapabilmek için o konuyla alakalı sorumluluğun olması gerekir. Omuzlarında yük olması gerekir. Ve omuzlarındaki yükün ağırlığı kadar sözünün gücü olur. Bir de şöyle düşünün. Bir adam çıkıyor. Diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Bir de bu adamın sözünü düşünün. Ağırlık nereden geliyor biliyor musunuz? Ben Allah'ın elçisiyim diyen bir insanın sözünün ağırlığıyla sırtına hiçbir sorumluluk almamış bir insanın sözünün ağırlığı bir olur mu? Elbette ki olmaz. Bu kelam Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüyle Allah'ın elçisinin sözü birbirine denk olabilir mi? O da olamaz. Dolayısıyla buradan şuraya geliyorum. Sözün kendisi önemli olduğu kadar ondan daha çok önemli olan şey o sözün kimden geldiği. Yani bir sözün önemli olduğu kadar o sözün kimin söylediği de önemli. Dolayısıyla konuları konuşurken herhangi bir konuda bir şey söylerken ilk önce ben kimim ve kim olarak bu sözü söylüyorum mu iyi tartmış olmamız gerekiyor. Eğer sırtımızdaki sorumluluk kadar konuşursak o zaman sözlerimiz daha ağır ve daha yerinde olur. Eğer sırtımıza hiçbir sorumluluk olmadan konuşursak o zaman sözlerimizin de bir ağırlığı olmayacaktır.
Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün sözümüzün gücünü ya da sözün ağırlığını konuştuk. Sözün ağırlığı. Bir sözü kim olarak söylüyorsunuz? Ne olarak söylüyorsunuz? Bu adama şunu da öğretiyor. Her konuda konuşmamayı da öğretiyor. Her konuda konuşmak doğru değil. Hakim olduğun alanda konuşmak doğru. Bildiğin alandan konuşmak doğru. Bildiğin kadar konuşmak doğru. Ki sözlerin bir ağırlığı olsun.